Amerika böyle hani son anda Abdülhamit Gül ve Süleyman Soylu ismini şapkadan çıkartmadı. Belli bir süredir zaten bunun hazırlıkları yapılıyordu. Ocak ayından beri Amerika Türkiye'yi bu konuda uyarıyor. Diyor ki eğer bu adımları atmazsanız, eğer bu tür yaptırımlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bir yandan kongre süreci var. İşte F-35'lerin teslim edilmesi, onların dondurulması. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde gayet önemli ve ciddi bir başka yasa teklifi sunuldu. Neydi o? İşte Türkiye, Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşlardan son talebinde bulunursa eğer Amerika bunu bloke etmeli. Böyle bir çağrı içeren bir yasa tasarısı geçti. Hı hı. Yani durum ciddi ve ayrıca duyuyoruz ki mesela Türkiye ile Türk bankalarıyla iş yapan batılı bankalara da belli nispette baskı uygulamaya başladı. Yani onların Türkiye'yi daha sıkı, yani Türkiye'deki iş yaptıkları bankaları daha sıkı denetim altına almaları talep ediliyor bir süredir. Demek ki belli bir kıskaç söz konusu. Yani demin Suat gayet güzel bir noktaya değindi. Sanırım Türkiye'de eski gerçeklere göre halen analizler yapılıyor. İşte Türkiye vazgeçilemez müttefik vesaire şeklinde, bunun rahatlığıyla, özgüveniyle Türkiye yani Amerika 10 verirken karşılığında 1 verip ama yok 10 yetmedi 20 verin, 30 verin, 40 verin diyor. Ve bunu daha önce başka programda belirtmiştim. Bu bana 2003 sürecini hatırlatıyor. Hatırlarsanız Türkiye Amerikan askerlerini işte Türkiye'den Irak'a geçmesi karşılığında işgal sırasında belli bir miktar para üzerinde pazarlık sürdürüyordu. Ve sürekli çıtayı yükseltiyordu. Bu sonunda biliyorsunuz neticede o yasa tasarısı da meclisten geçmemişti. Meşhur 1 Mart tezkeresi. Sanki bir şekilde tarihin tekerrürüne şahit oluyoruz ama bu kez durum çok daha ciddi. Çünkü orada bir mesele söz konusuyken bir tek Irak, ki orada bence Türkiye'nin tutumu da kaza da olsa doğru bir neticede o şeyin geçmemesi, tezkerenin geçmemesi. Ama şu anda birçok mesele, Suriye var, Fethullah Gülen var, Halkbank var, işte Papaz var, şu var, bu var. Ve bir de bir İdlib meselesi var. Yani bu, yani pimi çekilmemiş bomba gibi Türkiye'nin kucağında duran bir İdlib meselesi var. Bugün Birleşmiş Milletler'in Suriye nezdindeki temsilcisi ne dedi? 2,5 milyon kişi İdlib'den Türkiye'ye yönelebilir uyarısı bulundu. Eğer rejim saldırırsa, ki eli kulağında deniyor. Hatta bugün Hediye Levent'in Evrensel Gazetesi'nde bu konuya ilişkin çok önemli değerlendirmeleri vardı. Rusya'nın Türkiye'ye Eylül'e kadar bu işi çöz, bu oradaki cephecilerle çöz, yoksa bu saldırı başlayacak mealinde bazı uyarılarından bahsetti. Yani neresinden baktınız Türkiye gayet sıkışmış bir durumda. Dolayısıyla yani en azından bu kişiyi salarsa tansiyon belli bir ölçüde düşmüş olur. Yani Türkiye'nin neticede Amerika'nın Türkiye olduğundan daha fazla ihtiyacı var. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Peki.